Gerçek vaka olan ölüm öpücükleri. Miriam Dooklimay. Ekim 2012'de 20 yaşındaki Miriam Dooklimay Montreal'de bir partiye gitti. Parti sonrası eve döndüğünde erkek arkadaşı ile öpüştü ve Miriam birdenbire nefes almada ciddi sorun yaşamaya başladı. Kısa bir süre sonra da öldü. Ambulans sadece 8 dakika sonra gelmiş olmasına rağmen oksijensizlik beyne ulaştığı için ölüm kaçınılmazdı. Otopsi sonucu alerjik ölüm çıktı. Erkek arkadaşı öpüşmeden kısa bir süre önce fıstıklı sandviç yemişti ve Miriam'ın fıstığa karşı kendisinin de bilmediği aşırı hassasiyeti vardı. Erkek arkadaşının dişinin arasında kalan küçücük bir fıstık parçası ölümüne sebep olmuştu. Mariana Sifrit, Nicole Kilpatrick ve Shane Sifrit'in 9 günlük bir kızları vardı. Bir gün kızlarına bakmaya gittiklerinde onun uyanmadığını gördüler. Nefes almıyordu. Hemen Ayova Üniversitesi Çocuk Hastanesine götürdüler. Çok küçük olduğu için bağışıklık sistemi de zayıftı. Doktorlar Mariana'nın menenjit HSV-1 virüsünden öldüğünü bildirdiler. Anne ve baba testlere tabi tutuldu ama temizdiler. Bebeği öpen herhangi birinden bulaştığı belliydi ve bebek bu öpücük yüzünden ölmüştü. A ile bu kişinin kim olduğunu öğrenmemenin daha iyi olacağı fikrine vararak o kişiyi araştırmadılar. Jemma Benjamin 30 Nisan 2009'da 18 yaşındaki Gallerli öğrenci Jemma Benjamin üniversitede Fransızca sınavına girdi. Sınavdan sonra arkadaşı Daniel Ross'la buluştu ve içmeye gittiler. Dönüşte ayrılmadan önce apartman kapısının önünde iki genç öpüştüler. Jemma içeri girdi ve kanepeye oturdu. Daniel dışarıdan onu görebiliyordu. Jemma'nın gözlerinin kapandığını ve ağzından köpük geldiğini görünce hemen ambulansı aradı. Ambulans iki kez arandıktan sonra 20 dakika gecikme ile geldi. Jemma ambulans gelene kadar ölmüştü. Yapılan soruşturmada ambulansın geç geldiği tespit edilmesine rağmen doktorlar zamanında da gelse Jemma'nın kurtarılamayacağını ve ani yetişkin ölüm sendromundan öldüğünü belirttiler. Buna öpüşme sırasındaki heyecanı sebep olduğu açıklandı. Babası sonra gençlerdeki kalp sorunlarının erken teşhisi için bir fon kurdu. Anthony Powell Melissa Ann Blair'in eski bir mahkum olan kocasına, kayınvalidesini öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası veren Anthony Powell'ın yazdığı mektup her şeyin başlangıcı oldu. Mektuba Melissa karşılık verdi ve bir süre sonra aralarında ilişki başladı. 2 Haziran 2016'da Melissa erkek arkadaşını ziyarete gitti. Ziyaret sonunda uzun bir öpücükle ayrıldılar. Birkaç saat sonra da Anthony aniden öldü. Öpücükte Melissa, Anthony'nin ağzına iki tanesi karnında yırtılan ve ölümüne sebep olan yedi tane meltamtamin kapsülü bırakmıştı. Buna rağmen cinayetle suçlanmadı. Sadece uyuşturucu kullanmaktan iki yıl ceza aldı ve üç yıl gözetimde kaldı. Abby Fenstermaker 2009 yılının başında Ohio doğumlu John Strike yediği hamburgerdeki etten ölümcül E. coli bakterisi aldı. Hastaneye kaldırıldı ve birkaç hafta yoğun bakımda kaldı. Daha sonra evlerinin yakınındaki bir rehabilitasyon merkezine nakledildi. Bundan kısa bir süre sonra 7 yaşındaki torunu Ebi hastalandı. Ebi bir hafta gibi kısa sürede kilo kaybedince ailesi onu doktora götürdü. Hastalığın ilk belirtilerinin görüldüğü 10 gün içinde Ebi böbrek yetmezliği ve beyin hasarı geçirdi. Komaya girdi ve öldü. Yapılan testler dedesini ziyaret ettiği sırada dedesinin yanağını öpmesi sonucu E. coli bakterisinin bulaşmış olduğunu ortaya koydu. Julio Macias Gonzalez Ağustos 2016'da Julio Macias Gonzalez Meksiko City'de ailesi ile birlikte yemek yiyordu. Birden fenalaştı ve öldü. Ölümüne yemekten kısa süre önce kız arkadaşının Julio'yu boynundan öpmesinin sebep olduğu anlaşıldı. Kız arkadaşı boynundan öperken aynı zamanda hafifçe de emmişti. Bu da damarların çatlamasına sebep olmuştu. Çoğu zaman zararsız olan bu durum Julio'da beyne pıhtı atması ile sonuçlanmıştı. Bu da gencin ölümüne sebep oldu. Somnat mater Hindistan'da 300 civarında yılan çeşidi bulunmaktadır. Bu kadar çok yılan olunca da insanları onlardan korumak gibi bir durumda söz konusu oluyordu. Somnat Mater, Navi Mumbai'den gelen 21 yaşında genç ve hevesli bir yılan kurtarıcısıydı. Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları çoğunlukla yılan ile çekilen pozlardan oluşuyordu. Bir gün yılan ile selfie çekmek istedi. Yılanı yüzüne yaklaştırdığında kobra aniden onu ısırdı. Hastaneye kaldırılan genç 3 gün sonra öldü. Mao Ansheng Anlatacağımız bu olay 2007 yılında Çin'de meydana geldi. Hin Hin Feng uzun zamandır birlikte olduğu Mao An Seng'i öldürdü. Çift bundan bir süre önce aldatma anlaşması yapmışlardı. Anlaşmaya göre aldatanın cezası ölümdü. Bir gün Hin Mao'yu bir başka kadınla konuşurken gördü. Konunun ne olduğunu ve Mao'nun aldatma amacının olup olmadığını bilmemesine rağmen onu bir başka kadınla konuşuyor görmek Hi için yeterli değildi. Hin fare zehirini bir nayluna sararak dilinin altına yerleştirdi. Öpüşme sırasında zehri Mao'nun ağzına bıraktı. Mao kısa bir süre sonra öldü. Hin ise cinayetle suçlanarak ceza aldı. Dominic Wright 30 Ekim 2016'da Dominic Wright erkek arkadaşı Benjamin Hooks'la içki içti. Çift son otobüsü kaçırdığı için içki içmiş olmalarına rağmen Benjamin Dominic'i minibüste bırakmaya karar verdi. Yolda o emniyet kemerini takmamış olan Dominik eğildi ve Benjamin'i öptü. Ne yazık ki bu öpücük bir viraja yaklaşırken gerçekleşmişti. Benjamin öpücüğün dikkatini dağıtması sonucu bir ağaca çarptı. Dominik olay yerinde öldü. Benjamin ise minibüsün dışına çıkabildi. Benjamin'in yasal içki sürüş limitinin neredeyse iki katı alkol aldığı tespit edildi. Dominik'in ailesinin şikayetçi olmamasına rağmen 2 yıl cezaevine girdi ve 4 yıl trafikten men edildi. Tria Tomine ailesi üyeleri öpücük böceği olarak bilinir. Bu küçük böcekler insanların ağız etrafını ısırmak ve kontamine etmekle ünlüdürler. Isırık sonucu Triapanosoma kuruzi paraziti alan bir kişi Chagas hastalığına yakalanır. Hastalık genellikle kendini fark ettirmeden ilerler. Bu hastalığa yakalananların ölüm hızı 3 kat artar ve kalp hastası olma rizikosu 17 kat fazladır. Pek çok vakada teşhis bile konulamaz. Yeni videoda görüşmek üzere.